Uh-oh. Aa, kıyımım kırdı olamaz. Ben nasıl ders çalışacağım? Of, ne oldu Esma Su? Sulu göz müsün sen? Niye ağlıyorsun hemen? Abla, kalemim kırıldı. Bana yeni kalem versene. Tabii ki de hayır. Ben kalemlerimi sana veremem. Bunlar benim kalemlerim. Asla vermeyeceğim. Ama senin bir sürü kalemin var. Niye bana vermiyorsun? Hem paylaşmak çok güzeldi. Anlamıyor musun ya sen? Bunları da kırarsın sen. Ama abla, bak ben burada ders yapıyorum. Sen orada boyama yapıyorsun. Benim işim seninkinden daha önemli. Hemen bana kalem veriyorsun. Esma Su, ne olur git başımdan ya. Başımı şişirdin. Şuna bak ya. Benle kalemini paylaşmıyor. Ben burada üvey yapayım. Esma Su, sen evlatlıksın. Sen evlatlıksın. Ne? Ben üvey yapmayayım şimdi. Benim annem kim? Benim babam kim? Benim ablam nerede? Küstüm size. Gidiyorum. Aman ya, gidersen git Esma Su. Gitti mi? En azından tableti görmedi ya. Görürse bunu da alırdı. Aa, oyun mu oynayacağım? Rahat rahat birazcık oyun oynayayım şurada. Esma Su, ödevler bitti mi? Esma, sen ne yapıyorsun burada? Yine eline tableti almışsın anneciğim ya. Bitmedi mi ödevleriniz? Kardeşin nerede? Bilmiyorum anne. Aa, ben buraya ödevlerini yapsın diye bırakmıştım. Nereye gitti bu kız? Bak, daha harfleri bitirmemiş Esma. Evet. Nerede bu kız? Bilmiyorum anne. Nereye gitti acaba? Senin odana falan mı gitti? Hı-hı. Bırak şu tableti elinden de kardeşini bir arayalım. Acaba nereye saklandı? Yaramaz kız, acaba ödev yapmamak için saklanıyor mu bizden? Esma Su. Aa, nerede? Aa, dolabın içinde olabilir mi? Aç bakalım anneciğim, orada mı kardeşin? Yok anne. Aa, inanmıyorum ya, bu kız nereye gitti? Bana haber vermeden sana bir şey söylemedi mi? Söylemedi, böyle çekindi gitti işte. Allah Allah. Esma Su, dışarı falan mı çıktın yoksa kızım ya? Mutfakta yok. Bir üst kata koş git gel, bak bakalım anneciğim orada mı acaba? Koş anneciğim, koş. Kardeşin orada mı? Allah Allah, nereye gitti acaba bu kız? Yukarıda yok mu? Yok. Anneciğim, kayboldu o zaman, yoksa tek başına dışarıya mı çıktı bu yaramaz? Bilmiyorum. Hadi gel apartmana da bakalım. Hadi o zaman. Aç bakalım kapıyı anneciğim. Dışarıya falan mı çıktı yoksa arkadaşlarına oyun oynamaya? Anne, nerede? Anne. Aa, burada da yok bu kız. Sana bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin? Galiba bu kız ders yapmamak için kaçtı. Aa. Bak, en akıllı kız benim anne, gördün mü? Anneciğim, kardeşin de akıllı ya. Ders çalışmamak için bence öyle bir şey yapmamıştır. Kesin bir şeyler oldu ama sen söylemiyorsun. Esma Su, neredesin? De şuraya bakalım. Buraya mı girdi acaba? Aa, burada da yok. Acaba parka falan mı gitti Esma bu kız? Aşağı. Aa, parkta falan da gözükmüyor. Anne, kesin kaybolup polise gitmeliyiz. Gerçekten mi söylüyorsun? Ya bence saklanmıştır Esma'cığım. Evi terk etmiş olamaz herhalde. Olsun, biz daha çok evi araştıralım da her şey boşalsın böyle. Sonra dışarı çıkarız. Tamam, hadi bakalım. Acaba balkona mı çıktı? Sen balkona bak. Ben de şuralara bakayım. Ay, bu kız yok hiçbir yerde. Allah Allah, şuraya falan mı gizlendi acaba? Aa, minnacık bir kız. Her yere gizlenmiş olabilir. Orada mı Esma?
Allah'ım inanmıyorum ya. Kardeşin kaybolmuş. Sen de orada oturdun, tabletle mi oynuyordun? Neden bakmadın? Ödevlerine yardım ettin mi Esma? Yok, etmedim. O zaman çok üzülmüştür ya. Aa, bak hani kalemi kırıldı. Ay kalemi de kırılmış. Maalesef. O zaman hemen arıyoruz Esma. Koş, dışarı çıkacağız. Parka falan gidelim bakalım. Yürü anneciğim, koş koş koş. Çık çık anneciğim, ayakkabılarını giy çabuk. Giy anneciğim ayakkabılarını. Çağır bakalım asansörü gelsin. Ay o zaman demek ki Esma kalemi kırıldı. Derste pek yapmak istemiyordu, mızmızlanıyordu. Kaçtı gitti evden yaramaz kız. Aa, yukarıdan ses geliyor. Dur önce şu asansöre bir bakalım. Asansörün içinde falan mı? Biliyorsun ya bu asansörle gezmeyi de çok seviyor yaramaz. Aç bakalım orada mı? Aa, burada yok. Uh-oh. Yukarıdan sesler geliyor. Oraya bakalım. Sen burada dur. Tamam ben buradayım. Git bak bakalım orada mı kardeşin. Çabuk çabuk çabuk. Ben de şuralara bakayım. Aa, nerede? Orada mı? Dur geliyorum. Oraya mı gizlenmiş? Aa, yaramaz kız senin burada ne işin var? Niye çıktın dışarıya? Anne biliyor musun? Bana söylememişsiniz, beni evlatlık kalmışsınız. Ne? Evlatlık mı? Ablam söyledi bana. O seni kandırmış, şaka yapmış Esma Suya. Sen evlatlık falan değilsin anneciğim. Anne, bu arada benim kalemim kırıldığı için ablam da bana kalem vermiyor. Ben çok üzüldüm. Tamam üzülme anneciğim, ben şimdi giderim. Ablana kızarım tamam mı? Hadi gel bakalım. Hem sen tek başına neden dışarıya çıkıyorsun ha? Çocuklar tek başına dışarı çıkmazlar. Hem de annenden habersizce gitmişsin ya. Ya kaybolsaydın ya seni kaçırsalardı? Anne özür dileyim. Geç bakalım. Ne oldu, beni affet. Affetmeyeceğim. Ablana da ceza vereceğim. Sana da ceza vereceğim Esma Su. Bir gün boyunca abur cubur yasak. Hayır. Esma neredesin bakalım? Anneciğim sen kardeşine neden öyle şeyler söyledin? Evlatlıksın falan demişsin. Anne sadece bir şaka söyledim. O da hemen inandı. İnanmasaydı. Hem kalemini de vermemişsin anneciğim. Neden kalem vermedin? Onların hepsi bana lazımdı anne. İnsan kardeşiyle Esma'cığım kalemini paylaşmaz mı? Paylaşmaz bence. Paylaşır tabii ki. Yine tableti aldın değil mi? Tamam. Esma Su'nun cezası belli. Ona abur cubur yasak. Sana da... Tablet yasak. Ver bakalım tabletini. Hayır. Anneciğim tableti verir misin? Asla. Esma tablet yasak dedim. Koşma bakalım. Bak bak bak. Yaramaza bak. İşte sen böyle davranıyorsun ya. Kardeşine de örnek oluyorsun Esma. Ver bakalım tableti çabuk. Vermeyeceğim. Yoksa cezan büyüyecek. Bir günlük cezan iki güne çıkacak. Getir bakalım Esma tabletini. Bir de gitmiş kardeşine nasıl şakalar yapmış ya. Evlatlık falan demiş. İnsan böyle şakalar yapar mı? Ver ver. Ver bakalım. Tamam bir gün boyunca tablet yasak. Bir gün mü? Evet bir gün boyunca. Hadi geç bakalım şimdi kardeşinden özür dile tamam mı? Tamam. Peki sana şaka yaptım kardeşim de. Ve kalemlerini de paylaş Esma. Tamam anne. Hadi bakalım sana güveniyorum. Şaşkın.